Sayın Bakan onurlu bir devlet adamı gibi davranmaya ve istifa etmeye davet ediyorum. Geçtiğimiz gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz alarak yaptığı konuşmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya davet eden Cumhuriyet Halk Partili Tanju Özcan'a Bolu'dan Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Nurettin Doğanay cevap verdi. Öncelikle herkes kendi kapısının önünü bir temizlesin. Japonya İçişleri Bakanı'nı örnek göstererek Soylu'nun da istifa etmesi gerektiğini söyleyen Özcan'a Doğanay, istifa olacaksa önce Cumhuriyet Halk Partililerden istifa etmesi gerekenler olduğunu söyledi. Japonya'ya göre bir hareket Türkiye'de olacaksa, bir takım istifalar gerçekleşecekse zannediyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri içerisinde, hatta genel başkanına kadar gittiğimiz zaman topluca bir istifa etmeleri gerekir. Çünkü neden? Yenilen pehlivan güreşe doymazmış diye ben unuttum, bakınız Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kaç seçim kaybetti siz biliyor musunuz? Dolayısıyla ilk önce genel başkanı istifaya davet edecek. Gerçi o istifayı, o medeni cesaretinden dolayı da Tanju Özcan'ı kutlamak lazım. O istifa sürecinden dolayı genel başkanını sen bu işi yapamıyorsun, sen bu işi bırakmalısın diye istifaya davet etti. Ama bugün İktidar Partisi'ndeki İçişleri Bakanı'nı istifaya davet edecek kişinin öncelikle kalkıp kendi genel başkan yardımcılarını, hatta terörist cenazelerine katılan kendi milletvekillerini öncelikle bir istifaya davet ettirmesi lazım, davet etmesi lazım. Doğanay, Bakan Soylu'nun ihtiyaç olduğu noktada göreve getirildiğini ve süreci de layıkıyla yürüttüğünü söyledi. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu özellikle bu süreçte 15 Temmuz sonrasında gerçekten o şahin duruşuyla, ben üzerine basarak söylüyorum, tam da böyle ihtiyaç olunan bir noktada İçişleri Bakanlığı görevine geldi, getirildi. Süreci de layıkıyla ve hakkıyla doğru bir şekilde getiriyor. Bu süreçte en son sözü söyleyecek kişiler Cumhuriyet Halk Partisi'nden olan arkadaşlarımızdır. Hatta Tanju Özcan'dır da diyebilirim. Öncelikle herkes kendi kapısının önünü bir temizlesin.